Merhaba sevgili arkadaşlar. Dördüncü sınıf sosyal bilgiler ikinci ünite kültür ve miras ünitesine ait hazırlamış olduğumuz soru örnekleriyle karşınızdayız. Buna dair bir tane daha video hazırlamıştık. Bu yeni hazırladığımız videoda ise biraz daha kapsamlı sorulara yer verdik. Burada işte cephelerden bahsedeceğiz. Milli mücadele kahramanlarından ve oyunlarımızdan, oyuncaklarımızdan geçmiş zamanda mesela büyüklerimizin oynamış olduğu oyuncaklardan bahsedeceğiz. Keyifli bir video olacağını düşünüyorum dilerseniz. Hemen başlayalım. Ee, i̇lk sorumuz arkadaşlar bakın yukarıda milli mücadelenin başlaması ve devamında gelişen olaylarla ilgili bir infografik verilmiş burada. Ee, şimdi bu infografiyi birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. İnfografikteki bilgiler analiz edildiğinde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bilgilendirme yer almamaktadır diyor. Şimdi baktığımızda 16 Mayıs 1919 tarihinde Padişah Vahdettin Mustafa Kemal Paşa'yı ordu müfettişliği göreviyle Anadolu'ya gönderiyor. Buradan bakın böyle Anadolu'ya geliyor Samsun'a. Başka bir renk alayım hemen. Samsun'a geliyor. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Samsun'a ayak basıyor. Ardından bakın 22 Mayıs'ta Amasya'ya geçiyor ve Amasya Genelgesi yayınlanıyor. Milli Mücadelenin bir programıdır bu. Çok önemli. Milli Mücadelenin gerekçesi, amacı ve yöntemi belirleniyor. Ardından yerinde durmuyor bakın. Ne yapacak? Buradan hemen ikinci adım olarak Erzurum'a geçecek. 23 Temmuz 1919 tarihinde Erzurum Kongresi toplanacak. E bölgesel amaçlı bir toplantı gibi görünse de ne oluyor? Alınan kararlar yönüyle ulusaldır. Yani tüm ülkeyi, tüm vatandaşları ilgilendiriyor. Misak-ı milli sınırları ilk kez ortaya konuluyor. Yeni bir devlet kurma fikri kesinlik kazanıyor ve manda sistemi yani mandatör sistem reddediliyor. Biz diyor böyle bir şey yapamayız, bağımsız bir ülkeyiz biz. Ve ardından hemen arkasından bakın 4 Eylül tarihinde yaklaşık 10 gün sonra yani yok 10 gün değil 23 Temmuz'dan yaklaşık 1 ay 1,5 ay gibi bir süre geçtikten sonra Sivas Kongresi yapılıyor. Bakın her şey arka arkaya yapılıyor çünkü zaten ülke işgal altında bunların hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Erzurum Kongresi kararları ulusa mal ediliyor. Bölgesel mücadeleden ulusal mücadeleye geçiş yapılıyor. Yani artık bölge bölge değil tüm ülke topyekun mücadele edecek işgalle veya işgal kuvvetleriyle diyebiliriz. Bölgesel mücadeleden yani ulusal mücadeleye geçiş sağlandı. Temsil heyeti TBMM yani Türkiye Büyük Millet Meclisi açılana dek ne yapıyor? Bakanlar kurulu görevi işlevi görmüş oluyor. Buradaki kişiler işte bunlar mesela mebus diye adlandırılıyor ilk başta. Bunları biz daha sonra milletvekili diyeceğiz. Misak-ı Milliye kesin biçimi de verilmiş oluyor. Ardından da 23 Nisan 1920 size de bir bayram olarak hediye edilmiştir bu. Ulusal, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı olarak tüm Türkiye'de e, ne oluyor kutlanmaya başlanıyor. Bu tarihin önemi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıdır arkadaşlar. Milli egemenlik ilkesi kurumlaştı. Halkçı, ulusçu ve demokratik bir Türk devleti oluştu. Temsil heyetinin görevi. Burada bakın başlangıçta Sivas Kongresi'nde neydi? Temsil heyeti e, Türkiye Büyük Millet Meclisi açılana kadar bakanlar kurulu işlevi görüyordu. Ama artık burada ne oldu? Görevi sona ermiş oldu ve ulusal örgütlenme böylece tamamlanmış oluyor. Şimdi bakın bir nevi burada infografikte verilen bilgileri okuduk. Bunların analizini yapacağız şimdi. A seçeneği ne demiş ki? Yurdun genelini ve belirli bölgelerini kapsayan genelgelerin yayınlanması ve kongrelerin yapılması. Evet yani burada belli belli bazı yerlerde mesela bölgesel değil artık ne oldu? Ulusal mücadeleye geçiş yapıldı. Burada o zaman yani yurdun genelini ve belirli bölgelerini kapsayan genelgeler işte kongreler, Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi, işte Amasya Genelgesi gibi bunların işte yapılma sırası, tarihleri ve bu genelge ve kongrelerin içerikleri neler, bununla alakalı bilgiler vermiş bize doğru. B seçeneğinde devletin yönetim şekliyle ilgili yenilik fikrinin ortaya atılması doğru, onu da söyleyebiliriz. Bakın ne oluyor? Yeni bir devlet kurma fikri ortaya çıkıyor. Yönetim biçimi artık belirlenecek. Cumhuriyet diyeceğiz buna daha sonra. Doğru. C seçeneğinde TBMM'nin yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapısında bazı değişiklikler yaşanıyor mu? Evet. Bakın Sivas Kongresi'nde temsil heyeti e, ne oluyordu? Millet Meclisi açılana kadar Bakanlar Kurulu işlevi görüyordu. Ardından meclis açıldıktan sonra bu temsil heyeti görevini sonlandırmış oluyor. Yani bazı değişiklikler vardır diyebiliriz. D seçeneğinde ise Mustafa Kemal'in askerlik görevinden istifa etmesi. Yani böyle bir bilgi var mı okuduğumuz infografikte veya incelediğimiz? Hayır. Böyle bir bilgiye yer vermediği için Cevabımız D seçeneği diyoruz sevgili arkadaşlar. Uzun bir soruydu ama kapsamlı bir soruydu. Bayağı bilgi de içeriyordu. Böylece güzel bir tekrar yapmış olduk diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Burada milli mücadele kahramanlarımızdan birisi Giresunlu İğneli Pembe Hatun. Bakın fotoğrafı verilmiş. Eskiden fotoğraf makineleri tabii ki çok böyle nitelikli olmadığı için böyle çok net görüntüler oluşmuyordu arkadaşlar. Evet. Giresunlu İğneli Pembe Hatun bizim milli mücadelede yani görev yapmış, mücadele etmiş kadın kahramanlarımız arasındadır. Çok önemli de görevler yapmıştır diyebiliriz. Sakarya Meydan Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'na katılan, bakın çok önemli. Sakarya Meydan Muharebesi ya da Sakarya Meydan Savaşı, Kurtuluş Savaşı'na katılan, düşmanın İzmir'de denize dökülmesine dahi şahit olan e, bu kişi Giresunlu İğneli Pembe Hatun. Topal Osman'ın gönüllü 47. alayının sancak çavuşudur. Asker pantolonu ve ceket giyiyor. Bakın kadın olmasına rağmen asker pantolonu ve ceket giyiyor. Başını kara bir çemberle örterdi. Bayrak elinde, kılıcı belinde, askerin önünde giderdi. Ne kadar cesur değil mi? Ne kadar cevval. E, ve taarruzlarda askerle beraber en önde koşardı. Ve koşarken de ne diyor? Oğullarım açlığınız var mı? Yoruldunuz mu oğullarım? diyerek askerlere moral veriyor değil mi? Onların motivasyonunu yüksek tutmaya çalışıyor. 8 yerinden yaralanmasına rağmen çok ciddi bakın. 1 değil, 2 değil, 5, 6, 7, 8. Yani 8 yerinden yara almasına rağmen pes etmiyor ve en ön saflarda düşmanla çarpışıyor. Verilen bilgiler analiz edildiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? İğneli Pembe Hatun askerin motivasyonunu yüksek tutmaya çalışmıştır. Doğru. Burada zaten söylüyor bakın. Oğullarım açlığınız var mı? Yoruldunuz mu gibi onları böyle e, moralini düzeltecek, belki hani elinde imkan varsa onları doyuracak e, ve onlarla sohbet ederek morallerini yükseltecek bazı çalışmalar yapmış. B seçeneğinde kurtuluş savaşında düşmana karşı sadece erkekler mücadele etmemiştir. Doğru, sadece erkekler mücadele etmiyor. E, yani burada gördüğümüz iğneli pembe hatun gibi, nene hatunlar, kara fatmalar işte halide edip adı varlar. Bakın bir sürü böyle milli mücadele kahramanı vardır. Bunları da yad etmiş olalım. C seçeneğinde ise Kurtuluş Savaşı'nda halk sadece doğduğu şehri savunmuştur diyemeyiz. Bakın e, burada Pembe Hatun kendisi Giresunludur ama Sakarya Meydan Savaşı'nda bulunuyor. Kurtuluş Savaşı'na katılıyor. Bir de İzmir'e gidiyor. İzmir'de de mücadele edip düşmanın denize dökülmesine şahit olmuş oluyor. Yani sadece bulunduğu şehir olan Giresun'da değil başka yerlerde de görev yapmıştır. E, dememiz gerek. O zaman C seçeneği bizim cevabımız ama D'yi de hemen bir kontrol edelim. İğneli Pembe Hatun Tabii ki korkusuz, cesur bir kahramandır diyebiliriz. Cevabımız C seçeneği. Dedik ve diğer sorumuza geçiş yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar. Burada dört tane arkadaşımız var. Hande, Halim, Harun ve Hale. Bunlar bulundukları yerlerle alakalı ya da işte gidecekleri yerlerle alakalı bize bilgiler veriyorlar. Şimdi verilen bilgilendirmeler göz önüne alındığında aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Şimdi Hande demiş ki ben Isparta'da yaşıyorum. Hmm, tamam. Hande Isparta'da yaşıyor. Halim ne demiş? Ben Konya'da, e, burada Selçuk Üniversitesi vardır. Liseyi bitiren öğrenciler eğitimlerine devam etmek istiyorlarsa e, orada Selçuk Üniversitesi'ne gidiyorlar diyebiliriz. Harun, ben ve ailem bu sene Mardin ve Şanlıurfa'ya, evet Mardin ve Şanlıurfa'ya giderek kültürel bir gezi gerçekleştirdik. Çok güzel. Hale ise... Babamın tayini Erzurum'a çıktığı için ilkokulu Erzurum Nene Hatun İlköğretim Okulu'nda tamamlayacağım demiş. E, Halen'in de Erzurum'da olduğunu böylece öğrenmiş olduk. Bu arada Nene Hatun İlköğretim Okulu'ndaki öğrencilere de buradan sevgiler selamlar gönderiyoruz. Bakın Hale de orada e, okuyacakmış diyoruz. E, A seçeneğinde o zaman baktığımızda Hande el dokuması halılarıyla ünlü şehrimizde yaşamaktadır. Evet e, şimdi Isparta deyince aklımıza el dokuması halılar gelebilir. Dokuma halı. Diyebiliriz. Bu sebeple doğru bir bilgi A seçeneğindeki. B seçeneğinde Halim. Şimdi Konya'da çok ünlü bir İslam alimi vardır. Onun türbesi vardır. Mevlana Celaleddin'i Rumi'nin türbesini ziyaret edebilme imkanına da böylece Halim sahip olmuştur diyebiliriz. Ne olursa ne ol yine de gel diyen bir kişidir. C seçeneğinde ise Harun ve ailesi Kasımiye medresesi. Ki Kasımiye medresesi arkadaşlar Mardin'dedir. Mardin. Balıklı Göl ve Hazreti İbrahim makamı da Şanlıurfa'dadır. Şanlıurfa. Evet buralara bakın ziyaret edebilme imkanını yakalamıştır diyebiliriz. Harun'la alakalı da doğru. E, D seçeneğinde ise Hale ilk öğretim eğitimini Karadeniz bölgesinde tamamlayacaktır demiş. Hayır Erzurum Doğu Anadolu bölgesinde bulunan bir ilimizdir çok yine böyle kapsamlı bir soru olmuş oldu. Birçok bilgi var. Yani hem şehirlerimizi öğrendik, hem şehirlerimizde bulunan işte yani oraya özgü kültürel varlıklarımızı öğrenmiş olduk. Orada yaşayan işte veya orada türbesi bulunan önemli kişilerle alakalı bilgiler var sorumuzda. Böylece tekrar etmiş olduk arkadaşlar. Hangi yorum yapılamaz şeklinde aranmıştı. Cevabımız bu sebeple D seçeneği diyoruz arkadaşlar. Çünkü burada yanlış bir bilgi verilmiş. Dedikten sonra arkadaşlar geldik son sorumuza. Bu sorumuzu da çözüp artık videomuzu tamamlayacağız. burada arkadaşlar oyuncaklar gösterilmiş bakın. Babam ve ben hafta sonu hemen şurayı şöyle hafta sonu bir etkinlik gerçekleştirme planı yaptık. Babam küçüklüğünde oynadıkları oyuncaklardan birinin yapımını bana öğretecekti. Bunun için benden bazı malzemeleri tamamlamamı istedi. Ancak çok ısrar etmeme rağmen bana nasıl bir oyuncak yapacağımızı söylemedi. Babamın bana verdiği malzeme listesi de şu şekildedir demiş. Bakın 3 tane malzeme e, istemiş. Şerafettin Usta'dan zımparalanmış bir odun parçası iste demiş. Şimdi odun parçasına baktığımızda mangala yapabilir bununla değil mi? Bakın buradaki oyuncakların isimlerini de yazalım. Mangala böyle e, düz bir işte ne diyelim sunta parçası olabilir tahta parçası olabilir. Ona böyle oyuklar açılıyor. Onun içerisinde de işte böyle çakıl taşlarından olabilir veya özel taşlar olabilir. O taşları atarak sıralayarak oynanan bir oyundur. İşte burada tahta at verilmiş mesela. Tahta at böyle bu yine ahşap ya da tahta parçası yontularak yapılabilir. Uçurtma verilmiş ve burada da topaç verilmiş. Evet arkadaşlar ben de mesela küçükken yani hatırlıyorum dedemle birlikte böyle çok güzel şeyler yapardık. O mesela kaşık yapardı işte farklı farklı oyuncaklar yapardı. Biz de kendi içimizde tabii ki dedemizi büyüklerimizi izleyerek onlara örnek aldığımız için kendimiz köyde işte ağaçları yontarak bir şeyler yapmaya çalışırdık. Çok keyiflidir insanın kendi yaptığı oyuncaklarla oynamak. gerçekten hazır alınan bir oyuncakla istediğiniz kadar güzel oyuncak olsun hazır gidip alsanız kendi yaptığınız oyuncak kadar keyif vermez bunu belirteyim. Şimdi zımparalanmış odun parçası aldık. Bununla mesela tahta at yapılabilir. Yani oyarak. Mangala yapılabilir belki yine oyarak. İşte uçurtmanın çıtaları yapılabilir belki. E sonrasında da topaçta yapılabilir. Hala hangisi olduğuna işte net bir şekilde karar veremedik. Sonra Nal buradan demiş. 1,5 metre uzunluğunda kalın pamuk ip. Hmm, şimdi burada bir ip alınıyor ve kalın pamuk ip. Ve bir adet kabara denilen çivi. Şimdi mangalada çivi yok. Mangala gitti Buradaki yani gördüğümüz tahta atı da oyarak yapacağımız için çivi kullanmamıza gerek yok. Uçurtmada da yine çivi kullanmasak da olur, Rab ile de tutturabiliriz belki çoğu şeyi. Yani sanki topaç gibi duruyor ama yine de üçüncüyü de bir okuyalım bakalım iyice emin olalım. Süslemek için iki ya da üç farklı renk ahşap boyası. Uçurtmayı zaten boyamanın bir anlamı yok, onu böyle jelatinden falan normal hazır kaplama kağıtlarından kaplayabiliriz. Bu sebeple bunu yani burada mesela topaçın ahşap olan kısımlarını boyarken mesela kullanabiliriz. Aynı zamanda da 1,5 metre uzunluğundaki kalın ipli uçurtmayı uçurtmamız mümkün değil. E, mangalada da zaten ip kullanılmadığı için cevabımıza bakın topaç olarak çıkmış oluyor ortaya. E, malzeme listesine bakarak Berkin babasının hangi oyuncağı yapmayı planladığı söylenebilir. E, cevabımızın burada e, ne oluyor? B seçeneği topaç olduğunu söyleyebiliriz. Burada kullanılan 1.5 metre uzunluğundaki kalın ip mesela bunun etrafına sarılıyor. Bırakıldığında böyle yerde topaç dönmeye başlıyor. Muhtemelen görmüşsünüzdür sizde. Böyle kısaca hatırlatmış olduk sevgili arkadaşlar. Dedikten sonra sorularımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.